Kapının açılması zaman alabilir. Gerekmediği sürece kimse gelmez. O yüzden derler ya, karının sözüne itibar edeceksin. Kocan aptal yani. Ve sen kendini akıllı diyorsun, öyle mi? Ne zannettin, seni tanımayacağımı mı? O kadar kolay mı? Alya Bağat'ın kılığına girdiğini anlamaz mıyım sandın? Yapma ya. Başından beri ben olduğumu bilmiyor muydun? Yani beni kötülerken de farkındaydın, öyle mi? Evet. Senin önünde seni sana kötülüyordum. Bu arada derdin neydi ki? Ne diye Bağat'ın kılığına girdin? Alya Zeynep Abdullah olmak sıkıcı olmaya mı başladı? Kimin kimden sıkıldığını asıl sana sormak gerek. Uykunda bile Alya Bağat'ı sayıklıyordun. Utanma herif. O halde bundan haberin vardı. Rüyamda Alya Bağat'ı gördüğümü biliyordun. Keşke bunu rüyamda gördüğüm kişiye söylemek nasip olsa. Başka kızları düşlemek günahtır. Çünkü senin bir karın var zaten Zeyn Abdullah Bey. Allah seni hiç affetmeyecek. Bu iş Mirhan'ın yanına kalmayacak. Onun artık polise teslim edilmesi gerek. Tutuklanıp hapse atılmalı. Hatta müebbet hapis cezası almalı. Abi, polise gidip şikayetçi olamayız. Baba, o zaten Allah tarafından cezalandırılmış biri. Ne diye bir de biz ceza vermeye çalışalım ki? O adam zaten ölmek üzere. En fazla birkaç ay daha yaşar. Yakında ölecek. Bu en ağır ceza. Yani zaten ölmek üzere olan birini cezalandırmaya çalışıp niye günaha girelim? Barkat canım. Neden böyle düşündüğümü hiç bilmiyorum. Ama bana öyle geliyor ki Mirhan yine gözlerini bu eve dikmiş, bize kötülük etmeye çalışıyor. Aklında hangi şeytani fikirlerin olduğunu hiç bilmiyorum. Ne yapmaya çalıştığını da hiçbir fikrim yok. Ama baba, zaten birkaç ayı kalmış bir insan bize nasıl bir zarar verebilir ki? Barkat, sen artık Mirhan'dan yana mısın? Şazi, Barkat'ın Mirhan'dan yana olduğu doğru değil. Osman Bey'i kurtarmak için Mirhan'la tek başına boğuştu o. Neden ondan yana olsun ki? Bence onun tek söylediği... Anne, ölmekte olan birini cezalandırmakla ne tür bir kazanç elde edebiliriz ki? Bundan sonrası size kalmış artık. Baba, neyin doğru olduğunu düşünüyorsan lütfen onu yap. Yasalar suçluları hatalarını fark etmeleri için cezalandırıyor Barkat. Belli ki Allah'ın verdiği ceza onun için yeterli olmamış. Bugün bunu yapmaya cüret etti. Gelecekte çok daha tehlikeli bir şeyi denemeyeceğini ne biliyoruz? Polisin onu bugün tutuklaması gerekir. Ahat. Barkat haklı. Boş verin. Baba. Allah'ın adaleti tecelli eder. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Uyuma Zeyn. Zeyn, uyuma lütfen, lütfen. Zeyn, lütfen uyuma. Uyan çabuk, uyan Zeyn. Konuş benimle Zeyn. Lütfen konuş benimle. Her zaman bir şeyler saçmalarsın. Bu defa da saçmala lütfen Zeyn. Zeyn! Özür dilerim Zeyn. Bu benim hatam. Benim yüzümden burada mahsur kaldın. Çok üzgünüm Zeyn. Zeyn!
Ben uyumak istiyorum. Hayır Zeyn, konuş benimle. Bana bir şey sormuştun. Neden burka giydin demiştin. Sebebini bilmek istiyor musun? Seni kıskandığım için Zeyn. Evet, seni kıskandım ben. Çünkü ne zaman ki benim kocam rüyasında bir başka kızı görse, sürekli bir başka kızdan bahsetse, belli ki kıskandığımı hissediyorum. Bütün bu itiraflar biri ölmek üzereyken yapılır, değil mi? Dilini ısır Zeyn. Sana bir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Sana bir şey olmasına izin vermem. Ben kapıyı açtıracağım. Kapıyı açın. Kimse yok mu? Sesimi duyan var mı? Kimse yok mu? Yardım edin! Yardım edin! İtibariyle ulaşılamıyor. Ne Zeyn'e ne de Alya'ya ulaşabiliyorum. Böyle yok olmaları olur şey değil. Nereye gitmiş olabilirler ki? Bunu hiç yapmazlardı. Daha bu sabah otel müdürüyle görüşmüştüm anne. Bana Zeyn'in otelde olduğunu söylemişti. Biriyle berabermiş. Burkalı bir hanımla beraber olduğunu söylemişti. Ama kim bilmiyorum. Buna hiçbir anlam veremiyorum. Dahası Alya da ortalarda yok. Bu Alya'nın daha önce asla yapmadığı bir şey anne. Beni de en çok şaşırtan bu oldu. Tekrar aramayı deneyeceğim. Anne. Ben dergaha gidiyorum. Babam için bir muska yazdıracağım. Allah her babaya senin gibi bir kız evlat versin. Ben müdürü bir kere daha arayacağım anne. Zeyn'den bir haber alabildiniz mi? Zeyn'in otelden ayrılması ve bundan kimsenin haberdar olmaması sence biraz garip değil mi? Hayır. Otelden ayrılmış olsa öyle veya böyle biri görmüş olurdu. Git güvenliğe sor o zaman. Onlar görmediyse kapı görevlisi görmüştür. Birileri görmüş olmalı öyle değil mi? Allah muhafaza, ya başına kötü bir şey geldiyse? Tamam Fahd Bey, oteldeyse onu buluruz. Lütfen. Allah, Allah, Allah. Yalvarırım kocamı koru benim için. Onu bana bağışla lütfen. Yalvarırım kocamı koru. Johnny.
पर हो तुम कहीं है दिल को मेरे यकीन Efendim, hanımefendi, ne oldu efendim? Kapı üstümüze kapandı. Burada mahsur kaldık. Lütfen yardım edin. Tamam. Durumu iyi değil. Tamam, bize bırakın. Zeyn, Zeyn. Birazdan iyice ısınmış olursun. Bir şey olmayacak. Yatağa yatıralım. Lütfen sıcak bir fincan kahve getirsinler. Teşekkür ederim. Efendim, Fahat Bey arıyor. Sizinle acil görüşmesi gerekiyormuş. Zeyn. Efendim. Zeyn, neredeydin? İyi misin? Saatlerdir sana ulaşmaya çalışıyoruz. Ben iyiyim. Defa durumu idare etmeyi başardım. Ama bu aptallığı sürdürecek olursan eğer... hapse düşmeni hiç kimse engelleyemez. Sen o evde olduğun ve o ailenin kızını oynadığın sürece... hiç kimse bana elini bile süremez. Ne zaman istersem o duvardan atlar eve girerim. Aradan uzun yıllar geçti. Ama sen hala aynı kafayı sürdürüyorsun. Bir hırsız gibi duvarlardan atlamaktan vazgeç. Bir gün seni o eve bizzat ben götürmek istiyorum. O evin yeni sahibi olarak. Niçin öyle bakıyorsun? Düşünüyorum. Gerçek Barkat'ın nerede olduğunu Allah bilir. Ben onu kaybetmemiş olsam... sen bu lüks hayatı yaşayamazdın. O yaşıyor mu, ölüyor mu Allah bilir.
Ama sen... Sen benim kızımsın. Ve ben sende bir kopyamı görebiliyorum. Gün geçtikçe daha çok bana benziyorsun. Aynı açlık, aynı ateş, aynı hırs. Neye mal olursa olsun istediğini elde etme arzusu. Hayır baba. Bu başka. Bir zamanlar senin de sahip olduğun bir şey. Zeka. Bu belgeler de bunun kanıtı. Osman Abdullah'ın vasiyeti. Ve hepsini benim yanımda imzaladı. Her şeyiyle yasal bir belge. Ama hukuken henüz resmileşmiş değil. Ne zaman resmileşeceği ise sadece benim bildiğim bir şey. Barkat büyük bir cesaret sergiledi. Onunla tek başına boğuştu. Barkat orada olmasaydı Osman Bey'in durumu çok daha ağır olabilirdi. Neden anne? O adam neden hala eli kolu serbest dolaşıyor? Fuat abi, sen niye polise bildirmedin? Polise ihbar etmeyi teklif ettim. Ama Barkat bunu yapmamı istemedi. Bize söylediğine göre Mirhan ölümcül bir hastalığa yakalanmış. Ve ölmek üzere olan biri. Sebebi bu. Fuat abi, Barkat hala çok genç biri. Onun hissettiklerine dikkate almamak durumundayız. Dahası Mirhan gibi bir sahtekar Barkat'a yalan söylemiş olabilir. Gerçekten birkaç ay içinde ölecek biri bunu asla yapmazdı. Zeyn, polise haber ver lütfen. Şimdi. Ailenin çoğu üyesini avcuma aldım sayılır. Fahat, Zeyn, Nefise ve Şaziye. Bu dördüne istediğim her şeyi yaptırabilirim. Tek sorun Aliya. Yani yeğenin. Benim de kardeşim sayılır. Aliya ideal bir eş ve ideal bir gelin olmak istiyor. Bugüne kadar bilerek veya bilmeyerek bana sorun olduğu zamanlar oldu. Birinde beni sigara içerken yakaladı. Bir diğerinde yeni vasiyetnamenin detaylarına ulaşabilmek için kocasıyla yemeğe çıkmasını sağladı. Ama o gece de beni yakalamayı başardı. Gerçekten çok çetin bir ceviz. Anjeli'yi hatırlıyorsun değil mi? Bilirsin eskiden komşularımızdan biriydi. Benim en yakın arkadaşım. Bir gün bana yarış teklif etmişti. Kazanıyordu da. Ama talihsiz bir kazaya kurban gitti. Kazanın ardından iki bacağını da kaybetti. Bugün artık yatağa bağlı biri. Kıssadan ise şu. Karşımda yer alanlara asla merhamet etmem ben. Kim acaba? Polis burada. Aliya da yanlarında. Polis, kapıyı açın. Kanun namına açın kapıyı. Polis kapıyı açın. Seni burada görürlerse bütün plan suya düşer. Kısa sürede kendimi hepsine kabul ettirmeyi başardım ben. Akıllarından geçmez ama o cadı sana söylemiştim. O evdeki en büyük sorun Aliya.
Polis, açın kapıyı! Barkat, burada ne yapıyorsun?